En güzel ışık buradaymış ben buraya. Evet, hayırlı olsun diyelim efendim. Evet, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada Mixchix markası için kış koleksiyonunun tanıtımı ve moda ile ilgili söyleşi için buradayız. Ben de markayı çok inceledim, çok beğendim. Hatta Adem Bey ile şimdi benim çıkaracağım marka için de konuştuk. Böyle çok memnun oluyorum herkesin bana destek olmak istemesi ve bu kadar tecrübeli markaların özellikle yurt dışına bizim adımızı Türkiye'yi temsilen bu kadar güzel satışlar yapmaları. Şimdi de burada sizlerle güzel bir söyleşi hazırlamak için de buradayız. Peki efendim, tarzınıza yakın bulduğunuz ürünler var mı? Var var, merak kesinlikle var. Şöyle bir şey, bu sene pullar, payetler her zamanki gibi var. Ama biraz önce elimdeki ceketi işte ben jean'le giymek istiyorum. Mesela öyle değişik bir şeyler de hem şık hem spor olarak. Hem spor hem şık olarak da bunu kombinlemek istiyorum. Tulumlar var. Şöyle bir şey, bu firmanın yaş aralığı yok. Artık zaten yaş ve zaman modada da kayboldu. Her şey var. Herkese hitap eden şeyler var. O yüzden de benim de çok dikkatimi çekti. Peki yeni marka demişken siz nasıl bir marka yaratıyorsunuz? Sevenleriniz neler görecek? Şöyle bir şey, muhtemelen Ocak ayında falan hazır olmuş olacağız. Çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Çok güzel bir ekiple ben de. Benim tamamen tarzımı yansıtacak. Çünkü benim yıllardan beri olan bir tarzım var. Modanın çok içinde büyüdüm. İşte sizler de biliyorsunuz, sizlerle beraber 17-18 yaşından itibaren bunun tamamen içinde soluyarak, tadarak, tanıtarak şimdi artık ben hissediyorum ki artık benim bir şeyler üretip sunmam gerek diye. Sosyal medyadan bu tür yorumlar alıyor musunuz sevenlerinizden? İşte kıyafet yönünden, kesinlikle, güzellik yönünden, kesinlikle, yol istiyorlar. Kesinlikle. Zaten belli bir isim olmuş herkesten. Sevdikleri insanlardan böyle tiyolar istiyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Mixchix markasının bizde konuşurken ayakları yere sağlam basan, kendine güvenen güçlü kadınları temsil ettiğini ve bu yüzden de benimle çalışmak istediklerini söylediler. Bu da benim tabii ki çok hoşuma gitti. Benim hayranlarım belki benim hani gözüme ne kalem sürdüğümden değil de nasıl böyle güçlü durduğumdan ilham alıyorlar. Bu da benim daha çok hoşuma gidiyor. Nasıl alıyorsun? Nasıl ayakta duruyorsunuz? Biraz tüyolar alalım ekran başında. Biraz tabii ki karakter, biraz yetiştirilme tarzı. Gerçekten biraz önce de onu konuştuk. Hayat enerjisini, hayat sevginizi hiçbir zaman kaybetmemeniz lazım. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmemeniz lazım. Hayat size her zaman sürprizler ve güzellikler sunabilir. O yüzden bunlara inanmanız lazım. Ve gönlünüzü her zaman temiz, güzel tuttuğunuz zaman da bütün güzellikler efendim, sizi buluyor. Şimdi burada daha önce hep defileler söyledi. Sizleri yıllarca defilelerde gördük. Hı-hı. Özlüyor musunuz podyuma çıkmayı, defilelere çıkmayı? Ya özlediğim zaman aslında arada sırada yapıyorum. Yani en son işte bir iki defileye çıkmıştım moda haftalarında da. Çok güzel yaptım ben işimi. Çok güzel doyduğuma inanıyorum. Hala tercih edilmek, hala firmaların istediği bir isim olmak benim de gururumu çok okşuyor. O yüzden bunun çok eksikliğini hissetmiyorum. Mesela böyle bir söyleşide çağrılmak bana daha büyük mutluluk veriyor. Çünkü bunun içinde salt güzellik ve bir model olmanız yatmıyor. Tecrübe yatıyor, hayata karşı duruşunuz yatıyor, saygınlığınız, sevilirliğiniz yatıyor. O yüzden bu beni demet olarak daha mutlu ediyor. Peki efendim, yeni modeller yetişini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Şöyle bir şey, yani iyi modeller var ama artık defileler çok fazla olmuyor. O yüzden defileler olsa tabii ki insanlar bunu daha meslek olarak da yapacaklar. Bakalım, şimdi Miss Turkey var zannediyorum. O yüzden ben de bekliyorum merakla. Ama yani bizim zamanımızdaki o defilelerin koşturmacası, yani günde 3 defileye çıkardık. İnanılmaz büyük işler olurdu. Şimdi onlar biraz azaldı diye düşünüyorum.
Yoksa tabii ki Türkiye o kadar büyük nüfusu olan bir ülke ki, genç nüfusu olan, güzel kızlar her yerde var. Efendim şimdi sosyal medyada ya da diğer sahne performanslarında da giyilene, marka giyilenlere ya da işte kısa giydi, şort giydi, yok şunu giydi, bunu giydi diye eleştiriler geliyor biliyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kadar insanların sahne kıyafetleri? Başka bir şey. Yani şöyle bir şey, herkesin zevki farklıdır. Sahne biraz daha gösterişi kaldıran bir yerdir. Yani bu günlük hayatla ya da insanların bunu ya ben olsam giymezdimle kıyaslanabilecek bir şey değil. O tamamen kendi sanatçının kendisine kalmış bir şey. Ama tabii ki günlük hayattaki söylemler, bir de herkes istediğini giyebilir yani. Ben tabii ki buna karşıyım. İnsan özgürlüğüne karşı bir şey, yani bir söylem bu. Herkes istediğini yapabilir ama sosyal medyadaki o söylemlere takılırsak yandık zaten. Size var mı? Mutlaka size de geliyordur. Bana çok nadir. Yani benim yorumlarım o kadar güzel ki, yani binlerce yorum geliyor. Belki içinden 2-3 tane... Başka yorumlar geliyor mu? Kıyafetle değil de... Başka şeyler geliyor mu? Yok yani hani bir... ya da böyle taciz... Ben hiç bu kadar... Yok, hayır, hiç öyle bir şey yaşamadım. Yeri geldiğinde de herkese cevabını veriyorum. Hatta bazen yazıyorlar oradan da, yani negatife cevap verme diye. Yo diyorum, pozitif yazan kadar o da bir cevabı hak ediyor. Sonuçta haklı eleştiriye her zaman açığım ama insanların özel hayatına, yani hani giydiği ayakkabıya kadar karışınca insanlar, o birazcık saçma oluyor. Ama bu da beni sinirlendiren bir şey değil. Yani hayatta çok daha önemli şeyler var. Yani bununla hakim olabiliyorsunuz. Olabiliyorum, evet. Sinir kontrolüm çok iyidir. Efendim yorum demişken bu fotoğrafa da çok güzel yorumlar. Çok güzel yani, gerçekten o fotoğraf benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Herkes olduğu gibi. Zaten gelen 2000'e yakın yorumda da %99.9'unun benimle aynı duyguları paylaştığını biliyorum. Onun için zaten eşim diye söylemiyorum ama inanılmaz merhameti, vicdanı ve insanlara, tüm canlılara karşı olan o sevgisi ve değeriyle tabii ki benim çocuklarımla beraber yaşıyor. 7-24 biz aynı evin içindeyiz. Biz bir aileyiz artık. Aralarındaki sevgi, saygı, onlarla ilgilenmesi benim için çok önemli. Yani bir anneyi mutlu etmenin en önemli yollarından biri. O da bunu çok içtenlikle yapıyor. Yani bu fotoğraf sizin gördüğünüzün çok daha yüzeyseli. Yani onun altında aslında çok daha güzel paylaşımlar var. O sadece bir tanesi, benim çok hoşuma gittiği için Ömer'in de iznini alarak onu paylaştık. Efendim, böyle aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Tekrar anne olmak istemiyorsunuz. Beklenen soru. Vallahi unutmuştum o soruyu, bak ya. Ya kısmet, gerçekten kısmet. Neden olmasın? Sonuçta bir aşka en güzel yakışacak şeydir diye düşünüyorum. Bakalım. Yani öyle ne yapıyoruz, hani şunu besleniyorum diye bir şey yok. Ne de ya hayır, asla düşünmüyorum diye. O istiyor valla. Ona bir sorsanız neler söyleyecek size? Onu da söylüyor. Bana bir sorsalar diyor, ben neler söyleyeceğim ama. Aynen, bir yerde yakaladın da bunu. Size ikna etmeye kaldı o zaman. Aynen öyle. Evet, birazcık öyle. Tabii ki öyle. Anlattığınız kadarıyla çok iyi bir baba. Yani sonuçta sizin çocuklarınız da çok iyi babalık yapıyor şu kesinlikle, an. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Söylüyorum size, yani her dakika yatıyoruz beraber, kalkıyoruz beraber, kahvaltı, yemek, dışarıdaki aktiviteleri, her şeyleriyle birebir ilgileniyor. Benim olamadığım yerde zaten gidip çocukları bile alıyor. Hatta Ömer bazen beni arıyor, sen gelme Cenk abi gelsin diye. O yüzden onunla çok güzel bir elektriği ve paylaşımı var. Yani karşılıklı elektrik ve iletişim. Aile büyüyecek gibi geliyor bana o zaman. Bakalım kısmet. Ama her ayda şunu atmayın ortaya, bir gün haklı çıkacaksınız. O yüzden bununla ilgili bir şey söylemiyorum yani. Olurmuş, aynen öyle. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Biraz şeyleri yitireyim bari, değil mi? Yani öyle detaylar alabiliriz. Sercan kapatıyor. Birlikte bir şey diyeceğim. Fotoğraf da alalım. Sercan bir adım geri gelsene. Bir adım geri gelsene.